Geçtiğimiz hafta Fed'in Şahin konuşmaları yetmiyormuş gibi bir de Çin'den bizim piyasaya bir saldırı geldi. İşte ondan önceki Tesla'nın olumlu haberiyle Bitcoin tekrar yönünü 41 bin dolarlara çevirdi derken şimdi 30 bine doğru gidiyoruz. Bitcoin 32 bin 500 dolarlarda. Peki ama önümüzdeki birkaç gün içerisinde neler olacak? Bugün çok satıcılı bir piyasaydı. Neler durumu değiştirebilir? Tekrar nasıl yükselebiliriz? Bugün onu konuşalım. Bir de Twitter'dan takipçilerin birkaç tane token'ı çok sordular. Onlarla ilgili gelişmeleri ve yani fiyat beklentilerini de bugünkü videoda sizlerle paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir pazartesi, yeni bir haftalık değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır diyeceğim ama eminim ki pek çoğunuzun keyfi yerinde değildir. Çünkü piyasa bu son birkaç gündür yine acayip düşüyor. Orada bir Tesla'dan bir can suyu gelmiş bize hatırlarsanız. Elon Musk Tesla'nın kurucusu işte çıktı bir böyle 180 derece yine dönüş yaptı tipik. Bitcoin tekrar araba satabiliriz, kemdir kümdür falan. MicroStrategy yine Michael Saylor Bitcoin pozisyonlarını arttırdığını açıkladı falan derken orada bir olumlu hava yaşıyorduk. Sonra bu geldi pat diye işte Fed'in FOMC toplantısı sonrası Şahin konuşmalarıyla işte biz faiz arttırımlarını biraz beklenenden daha önce yapacağız demesiyle ortalık yine yerle bir oldu. Sadece kripto paralarda değil, tüm piyasalarda satış var. Altın biliyorsunuz çok fena düştü. Onun dışında işte dolar endeksi yükseliyor. Bakın TL dolar paritesi 9'a doğru gitmeye başladı falan. Yani tüm dünyada bir çalkantı var. Bugün ben videoyu çekerken S&P 500 endeksi de düşüşteydi. Amerika'daki şeyler, borsalar satıcılı seyrediyor. O yüzden şu önümüzdeki birkaç gün neler olabilir ondan sonra, bu yaz nasıl geçecek? Bir de şu Çin'den gelen haberleri bir beraber yorumlayalım. Bir de videonun başında dediğim gibi Twitter'da işte arkadaşlar bize birkaç tane coin'i sormuşlar. Kripto Emre takipçileri olarak hepimizin yakından takip ettiği birkaç coin bunlar. O yüzden onlarla ilgili de yeni gelişmeleri ve fiyat beklentilerimi sizlere aktarayım. Başlamadan önce bugünkü videomuzun sponsorundan bahsedeceğim. Boxer Inu Token diye yeni bir Binance Smart Chain projesi. Türevlerini çok gördük biliyorsunuz. Bu bir meme token, aynı zamanda da bir charity token. İşte SafeMoon'da, SafeMars'da olduğu gibi her işlemde bir %10'luk kesinti yapıyorlar. Bunun bir kısmı likiditeye, bir kısmı işte hayır işleri işlemeye, bir kısmı ekibe, bir kısmı da daha önceden coin alanları, tutanları ödül olarak dağıtılıyor. Mantık aynı. Ama bunun dışında bir NFT platformu, ondan sonra merkeziyetsiz borsa gibi işte böyle şey, bu tip meme token'ları bir araya getirecek platformlar gibi yeni yeni kullanım alanları da yaratmayı planlıyor proje. Burada ilgimizi ne çekecek diyebilirsiniz. Hani bir sürü böyle coin var derken, hele ki bir de böyle bir piyasada. Bu 0 kilometre arkadaşlar. Satışı 2 gün sonra başlayacak ön satışı. Ön satıştan aldıktan sonra da PancakeSwap'ta tahtası açılacak. Şimdi biliyorsunuz bu tip şeylerde, ön satışlarda projenin ekibi ne kadar güzel tanıtım yaptıysa, ne kadar büyük bir topluluk oluşturabildiyse tahta açıldıktan sonra hani o fiyat hareketi böyle hızlı bir şekilde yükselebiliyor. Keza bunu daha önce de incelediğimiz Binance Smart Chain projelerinde gördük. Böyle bir günde %25 ila %70 arası bir spike yapabiliyor. Bunlar kısa vadede hızlı getiriler getirebilen tokenlar. Tabii büyük risk, büyük getiri sınıfına giriyor. Ama hani bu tip şeylerle ilgileniyorsanız, PancakeSwap'tan da işlem yapmayı biliyorsanız ön satışa nasıl girebileceğinizi adamların web sitesinde öğrenebilirsiniz. Telegram topluluklarına, Twitter'larına falan da göz atın, topluluğun büyüklüğünü, aktifliğini kestirmek için sizin yararınıza olacaktır. Şimdi gelelim piyasalara. Tamam, kripto özellikle altcoin'ler çok fena düştü. Hani coinmarketcap.com'da gün içinde 24 saat içerisinde en çok düşenler, en çok yükselenler diye ben bir gün içinde bakarım. En kötü günlerde bile mesela en çok yükselenler arasında böyle bir günde %70, %20, %50 falan işte o gün topluluğunu heyecanlandırmayı başarmış coin'ler olurdu. Ya da böyle yeni bir borsada listelenmiş, daha tahtasında likidite oturmadığı için böyle bir günde %10 bin, %3 bin falan hani öyle iyice düşük hacimli coin'ler görürdük. Bugün ama baktığımda hiçbir şey yükselmemişti. Yani hani böyle %2-3'ün üstüne çıkabilen coin yoktu. Bu da demek oluyor ki hakikaten satıcılı bir piyasadayız. Bunun da sebepleri tamamen küresel ekonomi arkadaşlar. Şimdi Çin'den gelen haberlerden bahsedeceğiz. Çin'de olan bitenlerde hani bizim piyasaya satış getirdi. Orada hatta 1000 dolarlık bir oynamaya sebep oldu Çin'deki bir bankalardan birinin attığı bir duyuru. Bunları da konuşacağız ama genel olarak dünyada piyasalar satıcılı. Onun da sebebi işte videonun başında değindiğim gibi Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası
Fed'in faiz arttırabileceği ihtimali ya da daha doğrusu beklediğimizden daha yakın bir süre içerisinde parasal genişlemeyi kısacak, faizleri arttırmaya başlayacak korkusuyla insanlar risk iştahı geberdi. Hemen işte paralarını, karlarını ceplere çekmek için satışa başladılar. Burada işte dolar endeksi yükselmeye başladığı için Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin kurları çok zarar gördü. Altın çok düştü. Altındaki düşüş hakikaten korkutucuydu. Gümüş düştü keza. Petrol fiyatları yükseliyor. O da işte iç tüketimin her ülkede canlanmasıyla insanların artık tekrar tatile, sokağa, işine gücüne dönmesiyle ortaya gelen bir şey. Birazdan zaten petrol fiyatlarının, doğalgaz fiyatlarının yükselmesinin de nelere sebep olabileceğinden bahsedeceğiz. Yani açıkçası ben şu ortamda hani kripto düşmüş yükselmişten çok altının düşmesini, işte doların 9'a doğru gidiyor oluşunu, bizim borsanın, Borsa İstanbul'un yani tabiri caizse gebermiş olmasını falan bunları daha çok dert ediyorum. Çünkü hani sorumlu ve akıllı bir yatırımcı olarak işte portföyümde, sepetimdeki ağırlık bu tip yatırımlarda. Yani kriptoyu biliyorsunuz ben mal varlığınızın yani birikiminizin %5 ile onundan fazlasını koymayın derim hep. Benim için de durum öyle. Her ne kadar kripto emri olsam da ben ölümüne bitcoin, altcoin alan bir adam değilim. O yüzden dünyadaki bu gelişmeler beni biraz daha endişelendiriyor. O tarafı takip etmek şu ara daha mantıklı. Şimdi bu düşüşlerin ne zaman sonu gelecek? Ondan sonra hani küresel ekonomi ne zaman toparlayacak? Çünkü Fed daha faiz maiz arttırmadı. Hani tamam biraz şahin konuştu ama aslında realde çok değişen bir şey yok. Ki zaten mesela geçen Twitter'da yanlış hatırlamıyorsam Shant Manukyan'ın analizlerini okumuştum. O da aynısını diyor yani. Hani bu satışlar geçici, bu bir yerden sonra geri döner diyor. Gereksiz tepki verdi piyasalar diyor ki ben de öyle düşünüyorum. Hani bu hafta içerisinde sanki bir yukarı doğru toparlanma görürüz genel olarak her şeyde. Onun da sebebi işte Amerika'daki borsalar şu an düşüşte ama future'larına baktığımız zaman onlar yönünü yukarıya çevirmiş durumda. Biliyorsunuz future'larda opsiyon işlemlerinde alım gerçekleştiği zaman bu işte gidişatın toparlayacağına işarettir. O yüzden önümüzdeki birkaç gün içerisinde bir yerlerden geri döneriz gibime geliyor. Şimdi Bitcoin'den bahsedeyim. Bitcoin'de biliyorsunuz çok temel destek ve dirençlerimiz oluşmuş durumda. Yani biz hani boğanın, yükselişlerin bu yazda devam edeceğini savunuyorduk. Burada o yükselişlerin gelmesi için Bitcoin'in işte 42.500 dolar seviyelerini, işte 41.000, 42.000 dolar seviyelerini kırması lazım. Yukarı yönünü kırması lazım. Bu da işte çeşitli teknik indikatörlerde, keza benim çizdiklerimde, keza başka arkadaşların çizdiklerinde herkes görmüştür artık. O malumunuz olmuştur. Düşüşlerde ise şu an 32.500 dolardayız ama 30.000'e doğru gidiyoruz gibi kısa vadede. 30.000 burada bizim için hem psikolojik hem de teknik bir destek görevi görüyor. 30.000'in altına kırarsak vay efendim 18.000'ler gelecek, 24.000'ler gelecek falan diyorlar. Ben ona katılmıyorum. Bence kolay kolay 30.000'in altı da gelmeyecektir. Çünkü sonuçta Bitcoin'in zirvesi yani zirvesi 64.000 dolardan işte 32.000'lere kadar düştük. Bu neye oluyor? %50 düzeltme oluyor. Hani bunun üstüne bir tekrar eski rallilerde olduğu gibi %80 düzeltmelere gider miyiz? Ben gideceğimizi düşünmüyorum. Çünkü pastadaki paydaşların sayısı çok arttı bu rallide. Yani artık çok daha fazla borsa var, çok daha fazla yatırımcı var. Kurumsal yatırımcılar girdi, bankalar giriyor bilmem ne. O yüzden bu kadar ölümüne satış geleceğini zannetmiyorum. Ama olur da 30.000 doların altını kıracak olursak orada dikkat etmemiz gereken seviye 29.300 dolar arkadaşlar. 29.300 doların altında da kalırsak tamam artık yazın işte boğa gelecek bilmem ne umutlarımızın hepsini rafa kaldırabiliriz. Tıpkı 2018'de 2019'da olduğu gibi 2 ila 3 sene gene yatay hareket, cansız piyasa, ayı piyasası geldi dememiz bence daha sağlıklı olur ama dediğim gibi ben daha oralara gideceğimizi düşünmüyorum. Şimdi peki ne oldu da yani Bitcoin ve altcoin'ler özellikle iyice çok düştü. Tamam bütün dünya satıcılı diyoruz ama bizim piyasalar daha çok darbe gördü. Bunun da sebebi işte Fed'in şahin açıklamalarının üstüne Çin'den kripto piyasalarına yine bir manipülatif saldırı geldi. Manipülatif diyorum çünkü hani yaptıkları şey çok manidar arkadaşlar. İşte haberlerde ne dediler ki hakikaten açtım ben de baktım doğruladım bunu. Çin'in en büyük 3. bankası işte Agriculture Bank of China mı ne işte Çin Tarım Bankası çıkmış bir açıklama yayınlamış. Demiş ki ondan sonra müşterilerimizden kripto para işlemleri yapanların hesaplarını kapatacağız. Müşteri ilişkimizi de keseceğiz bizim bankamızda yasak demiş. Bu
Bunun bu açıklama ne vermiş? Zaten 1000 dolarlık bir satış oldu. Bitcoin'in fiyatı bir anda 1000 dolar düştü geçtiğimiz günlerde. Ama sonra banka bu açıklamayı sildi. Yani şimdi koskoca kurumsal bankasın, hatta ne derler, state owned, devlet desteklisin. Yani sen bir açıklama yaptığın zaman bunu böyle 12 yaşında çocuk gibi bir koydum, bir sildim falan olmaz. Bunlar böyle düşünülür, yönetim kurulunda karar alınır, ondan sonra halka açıklanır falan. Ama yok öyle bir şey işte. Önce böyle bir şey yayınladılar, sonra geri adım attılar, sildiler onu. Demek ki bir manipülasyon dönüyor. Manipülasyon düşüncemizi kuvvetlendiren bir başka unsurdu arkadaşlar. İşte Çin'deki madenlere yapılan saldırılar. Yani saldırı değil de işte devlet orada Çin'deki Bitcoin madenlerini kapatıyor. İşte bunların artık lisanslarını iptal ediyor. Bu bölgelerde, kantonlarda Bitcoin madenciliği yapamazsınız falan filan gibi devlet kanadından açıklamalar geliyor. Ki madenler de kapatılıyor işte. Bitcoin'de network'ün gücünü ölçen hash rate grafiğine baktığımız zaman şu an 2020'nin Ekim aylarına geri döndüğümüzü görüyoruz. İşte yanlış hatırlamıyorsam 104 milyon terahash'lere kadar geriledik. Yani bu Çin'deki madenlerin kapatılması. Bir de ondan öncesinde İran'da biliyorsunuz Bitcoin madenleri kapatıldı. O ama böyle yasal, illegal bir durum değildi. İran'daki Bitcoin madenciliği çok fazla elektrik çektiği için, bir de o adamların altyapısı kuvvetli olmadığı için bu madencilerin kullandığı elektrik şehirlerde elektrik kesintisine neden oluyordu. Onlara engel olmak için İran'daki Bitcoin madenleriyle uğraşmaya başladılar. Çin'de de ama başka bir problem var. Çin'de bence şimdi kapalı bir kutu olduğu için ülke kayıt dışı ekonomiyi, sermaye kaçışlarını engellemeye çalışıyor oradaki komünist devlet. O yüzden Bitcoin madenciliği de onlar için bir tehlike oluşturuyor. Çünkü mesela siz kripto yarı anonim diyoruz, hatta böyle Monero gibi paralarda tam anonim diyoruz falan, ama yine de kriptoya girerken pek çok insan ayak izi bırakıyor. Mesela Türkiye'de yatırımcıların büyük bir çoğunluğu BTC, Türkiye'de Paribu'ya bankadan havale yapıp alıyor Bitcoin'lerini. Yani iyi kötü adam kaç paralık kripto almış ya da ne yapmaya çalışıyor. Orada mevcut takip mekanizmalarıyla kimin ne yaptığını devletin anlaması mümkün. Ki zaten daha önce haberlerde çok defa paylaşmıştık. Mesela Masak bir tane yurt dışına para kaçırmaya çalışan holdingin birkaç yüz milyon lirasına engel olmuştu. Çünkü direkt adamlar BTC gibi borsaya göndermeye çalışmış. Orada da Masak da hemen alarmlar atmış. Tabii engel olmuşlar bu işe. Şimdi Çin'de de benzer olaylara engel olmaya çalışıyorlar. Ki hatta bizim ülkeden daha fazla engel olmaya çalışıyorlar. Ama madencilik burada tehlike oluşturuyor. Neden? Çünkü adam yoktan, yani elektrik harcayarak Bitcoin üretiyor. Onun bir ayak izi yok tabii bir bankacılıkla falan. Kara borsada o Bitcoin'i kara para aklayanlar ya da ülke dışına para kaçırmak isteyen iş adamları satın alıyor falan. O operasyonu bozmaya çalışıyor Çin. Ama tabii burada hem Çin Tarım Bankası hem bu kantonlardaki madencilik yasakları falan akla başka sorular da getiriyor. Şimdi niye durduk yere oturup da böyle manipülatif hareketleri üst üste yapmaya başladı Çin? O mesela benim kafamda bir soru işareti. Bir de bu arada Çin'de diyorlar ya Bitcoin madenlerinin %50'sinden fazlası toplamda Çin'de duruyor falan. O doğru değil arkadaşlar. Yani büyük madencilik havuzlarının çoğu Çinliler tarafından yönetiliyor. Ama adı üstünde havuz bu. Havuzun içindeki üyelerin hepsi Çin'de değiller. İrlanda'daki adam da havuza katılabiliyor. O yüzden madenlerin nerede olduğunu tam olarak tespit etmek mümkün değil. Çin'de ne kadar maden var? Bu da zaten çok cevaplanması gereken, kimsenin bilmediği bir soru. O yüzden bakalım bu işler nereye gidecek, göreceğiz. Peki bu hash rate'in düşüyor oluşu Bitcoin'i olumsuz etkiler mi? Genelde hash rate ile fiyat birbirlerini takip ederler denir ama şu an Bitcoin network tehlikeye sokacak kadar bir düşüş söz konusu değil arkadaşlar. Demin dediğim gibi 104 milyon terahash bölü saniye falan olması lazım şu anki mining hash rate işlem gücü. Ama mesela 2018'de ne kadardı bu 30 milyon falandı ki o zaman bile Bitcoin network kolay kolay %51 saldırısı yapılamayacak, hacklenmeyecek, patlamayacak kadar kuvvetliydi. Hatta o zamanlar Sayfedan Amus'un kitabından bir örnek vermiştim. Bitcoin'deki hash rate o kadar fazla ki diyordu adam, ki o günkü rakamlarla bir tane anaokulunu, tüm Amerikan ordusunu koruduğunu düşünün diyordu. Yani bütün tanklar, uçak gemileri, jetler, bütün o milyonluk rezerv ordu falan hepsi bir anaokulunu koruyormuş gibi düşünülüyordu.
30 milyon terahash'tı. Şimdi bakın bu kadar düşüşe rağmen 104 milyondayız. O yüzden yani Bitcoin Network hiçbir şey olmaz. Bunun işte hash rate'in düşüyor olması da bence fiyata etki etmiyor. İşte China'nın, aman Çin'in yarattığı şey ne derler, manipülatif haber duyuruları, üstüne işte Fed'in şey olması, Shine olması, tüm dünyada bir satış olması, burada işte Bitcoin'de ayıları biraz kuvvetlendirmek için manipülatif bir hareket oldu ama kalıcı olacağını zannetmiyorum. Şimdi gelelim altcoin'lere. Yani böyle bu kadar satıcılı piyasada aslında altcoin'lerden çok konuşmanın anlamı yok. Yani özellikle hani bir altcoin'i ağzıyla kuş tutsa bile yani şu piyasada çok çok fazla prim yapmayacaktır. Çünkü biliyorsunuz mesela bizim takip ettiğimiz altcoin'lerde çok büyük gelişmeler var. Örneğin Radix'te işte mainnet geliyor, adamlar ana teknolojilerini artık kullanımı açacaklar. Çok büyük haber. Çünkü mainnetle beraber staking de geliyor. Orada işte şey staking'e paralarını emanet eden insanlar staking şeylerini, fiillerini toplayacaklar. Hani o yüzden bir Radix alım talebi var. Ama işte gördüğünüz gibi geçen hafta pozitif ayrışıyorduk. Bugünkü satışta o da düştü. Onun dışında GT çok soruldu bana. Gate.io borsasının kendi token'ı, ki onu da biliyorsunuz çok seviyorum ben. Ama ne yazık ki şu düşüşlerde şey yani normal bir altcoin gibi fazla düştü. Onun da sebebi bence borsa kendi finansman yaratmak için elini çok ciddi satış yaptı. Yani sadece Gate token tutanlar değil, borsa orada bir fon toplama hamlesine girişti. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? Bu ara ne hikmetse Gate.io'nun reklamları arttı. Hani Türkiye'den bahsetmiyorum yani. Globalde işte sağda solda bana bir sürü Gate.io banner'ı çıkıyor. E-mail bültenlerinde bir sürü airdrop yapmaya başladılar falan. Demek ki bu adamlar paralanmış. Ve o paranın suyu, kaynağı nereden geliyor? İşte senden benden geliyor. O yüzden yani borsa sattı. Ama bu uzun vade görünümü olumsuz etkileyecek bir şey değil arkadaşlar. Ben Gate'den hala çok çok olumlu şey düşünüyorum, seviyorum. Hatta şöyle 3 dolardan toplayıp ortalamamı azaltıyorum. Çünkü Gate.io çok hızlı büyüyen bir borsa. Son derece de seviliyor. Her ne kadar bir Binance kadar rafine olmasa da çok fazla coin seçeneği sunduğu için seviliyor ve hızlı büyüyor. Güney Kore'nin parlayan yıldızı yani. Hatta Binance'den daha hızlı büyüyor yani. Büyüme grafiklerini yan yana çizebilsek Binance'den çok daha hızlı ivmelendiğini görürüz. Bundan eminim. Bir de hani adamlar Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışmıyorlar. Hakikaten başarılı olmuş bir modelin taklit ediyorlar. Aynı adımlar üstünden devam ediyorlar, takip ediyorlar. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? İşte Binance'in BNB'si nasıl sentlerden 600-700 dolarlara kadar çıktı. Aynı hamleleri gate'çiler de yapıyor işte. Kârlarıyla token burn etmekten tut da işte Gate.io'nun GT'nin arzını düzenlemeye, Gate.io'nun işte coin'i için kullanım alanları oluşturmaya falan. Her şey aynı. Burada da şöyle olumlu bir haber var. İşte şimdi Gate.io'nun token'ı GT kendi zincirine geçiyor. İşte Gate Chain diye, tıpkı BNB'nin Binance Smart Chain gibi aynı şeyini yapıyorlar. Ne derler? Modelini yapıyorlar. Bir de bir merkeziyetsiz borsa açıkladılar. Hippo diye. Hippo.com'dan girip siz de bugün bakabilirsiniz. O yüzden hani Binance BNB'sini fırlatan temellerin, fundamental'ların hepsi şu an GT'de de yapılıyor ve yapılmaya devam edecektir. Tabii şimdi bu kadar satıcılı piyasada bu gelişmeler fiyatlanmaz. Ama yarın yön tekrar yukarı döndüğünde ben size olacakları söyleyeyim. Bu GT'ciler de Hippo üzerinden, tıpkı Binance Smart Chain projeleri gibi anlatıp duruyoruz ya, orada bir sürü insan değişik değişik tokenlar çıkaracak. Millet bunları almaya çalışırken işte GT'ye talep artacak. Onunla GT 80 dolar, 100 dolar, 150 dolar çok rahat görecektir. O yüzden ben zaten borsa tokenlarını seven bir adam olduğum için GT'deki bu düşüş hani kısa vadede beklediğimden fazla olmuş olsa da uzun vade görünümünü değiştirmiş değil. Onun dışında altcoin'lerde açıkçası çok da fazla bir şeye bakmadım. Yani şimdi piyasa böyle düşerken, her şey satılıyorken hani o altcoin'de ne olmuş, Ethereum update'i neden gecikmiş, yılı tutmuş tutmamış falan, oturup bunlara detaylı bakmak istemiyorum. İçimden gelmiyor açıkçası. Çünkü hani şey, yani şu piyasada öyle pozitif ayrışmak kolay değil bir. İkincisi de hani yoruldum arkadaşlar artık yani. Bir senedir full time kripto para o ne olmuş bu ne olmuş takip ediyoruz. Eskiden böyle detaylara bakmak hoşuma giderdi. Ama artık yorulduğum için şimdi açıkçası o kadar içimden gelmiyor. Benim bir tatil vaktim geldi. O yüzden zaten bu hafta Amerika'ya gidiyorum. Miami'de olacağım. Oradan da size videolar çekerim. Çok piyasayla alakalı olmaz ama hani yine de irtibatı koparmayız. Kripto para piyasalarıyla ilgili de önemli bir gelişme olursa
mesela Bitcoin'i destekli araçlardan falan bahsettik. Bunları Twitter'ımdan ve Telegram'ımdan zaten paylaşıyor olurum anlık. Grafikleri Telegram'dan paylaşıyorum. Düşüncelerimi Twitter'dan anlık bir şekilde paylaşıyorum biliyorsunuz. Beni oralardan hala takip etmediyseniz rica ediyorum. Takip edin. Hepsinin linki video açıklamasında var. Ki zaten bu videoyu da kapatmadan size bir çekiliş daha yapayım. Bu şey hesaplarımı takip etmeye size teşvik olsun. Şimdi geçtiğimiz hafta pazartesi de bir çekiliş vardı. Onun sonucunu da yine ilk yoruma sabitliyorum. Oradan kazananlar kendilerini görüp benimle iletişime geçebilir. Kazananlara şimdiden tebrikler. Bugünün çekilişinde de hani yine adet bozulmasın. Nerede? Yani ambalajlı gıcır gıcır Ledger Nano S'lerim var. Gerçi bunun benim Ledger Nano S'lerim. Bunları yollamıyorum size. Ledger'dan bende kodlar var. Kazanan arkadaşlara o kodu gönderiyorum. Onlar da Ledger'ın direkt fabrika sitesinden ücretsiz bir şekilde cüzdanlarının siparişini verebiliyorlar. Hadi bu hafta da iki şanslı arkadaşımıza birer Ledger Nano S hediye edelim. Çekilişe katılma şartları aynı arkadaşlar. Birincisi bu videoyu beğeniyorsunuz ve altına yorum yazıyorsunuz. İkincisi de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip ediyorsunuz. Twitter, Telegram, Facebook hepsi varsa hepsinden. Ya ben Facebook kullanmıyorum ya da ben işte Telegram açmadım, karım izin vermiyor falan öyle yorumlar geliyor. Canınız sağ olsun. Hangileri varsa onlardan takip edin. Ama yani bir kripto para piyasasında Telegram'sız, Twitter'sız durulmaz diye düşünüyorum deyip bugünkü videoyu kapatayım. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi şimdi ortalık cansızken çok konuşacak bir şey yok ya da konuşacak motivasyon yok. Ama yine de sormak istediğiniz bir şey varsa bana nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. Yorumlardan mesela sorularınızı bana iletebilirsiniz diyeyim. Önümüzdeki videolarda da görüşmek üzere.